Spor ve siyaset her zaman iç iç olmuştur. Türk futbolunda da Türk sporunda da bu böyledir. Yönetici bazında çok sayıda siyasi ismin spor kulüplerinde görev aldığına, başkanlık yaptığına tanık olduk. Tersi de oldu. Sembol futbolcular siyasete atıldı. Tıpkı bugün olduğu gibi geçmişte de bunları gördük. Fenerbahçe'nin efsanesi sadece Fenerbahçe'nin değil, erken dönem Türk futbolunun efsanesi Zeki Rıza Sporel, Galatasaray'a aslan lakabını miras bırakan Nihat Bektik gibi isimler de yine siyasette futbolculuktan sonra siyasete soyunan isimler olarak karşımıza çıkıyordu. Bugün çok farklı bir ismi burada anlatacağız, öyküsünü anlatacağız. Doktor Nazım Fenerbahçe'nin 1915-1916 yıllarında başkanlığını yapan bir siyasetçi Fenerbahçe Kulübü'nde görev aldı, Fenerbahçe Başkanlığı'nı yürüttü. Aynı zamanda Osmanlı'nın son kabinesinde Marif Bakanıydı, Nazırıydı ve İttihat Terakki'nin kurulmasında rol alan önemli bir siyasi figürdü. Mehmet Nazım Bey'in bilinen lakabıyla Doktor Nazım'ın hikayesi 1872'de Selanik'te başlıyor. Selanik'in köklü ailelerinden birinin oğlu olarak doğuyor. Askeri Tıp Fakültesine gidiyor. Fakat Selanik'te ve İstanbul'daki bu eğitimleri sırasında dönemin siyasi akımlarından ve değişim rüzgarlarından etkileniyor. Osmanlı yönetiminin değişmesi, en azından yenilenmesi gerektiği görüşündeki arkadaşlarıyla beraber İttihat Terakki'nin ilk nüvelerini oluşturuyor tıbbiye de arkasından Fransa'ya gidiyor ve Fransa'da da faaliyetlerine devam ediyor. Sorbon'da tıp tahsilinin geri kalan bölümünü tamamlıyor. Uzun bir yurt dışı geçmişinden sonra ihtilal döneminde, meşrutiyetin ilan döneminde hemen öncesinde Selanik ve İzmir'e gelerek burada faaliyetlerde bulunuyor. Meşrutiyetin ilanıyla sonuçlanan süreçte perde arkasında önemli rol alan bir isim. Çünkü İttihat Terakki'nin kuruluşundan beri yer alan ve A takımında bulunan çok önemli bir figür. Doktor Nazım. Meşrutiyet sonrası çeşitli görevlerde yine bulunmaya devam ediyor ve Selanik, İzmir, İstanbul üçgenindeki boyatında Yunanistan askerleri tarafından tutuklanıyor. 11 aylık bir tutuklanma süreci var. Psikolojik baskı altında kaldığı bir dönem var. Bu dönem Doktor Nazım'ın görüşlerini tamamen değiştiriyor. Osmanlıcı bir bakışa sahipken iddia Terakki'nin baskılarıyla serbest bırakılıp tekrar Osmanlı'ya döndükten sonra fikirleri değişiyor ve Türkçü akımların etkisinde ve Balkanlar'da, Balkan Harbi'nde yaşanan Yunanistan ve Bulgaristan tarafından Türk azınlıklara uygulanan mezalimleri görünce Osmanlı Hristiyanlarından intikam alınması gerektiği şeklinde yazılar yazıyor. Çalıştığı ve çıkardığı dergilerde, gazetelerde. Bunun savunucusu oluyor. Aynı zamanda İttihat Terakki olduğu kadar da 1913-1918 yıllarında faaliyette olan teşkilatı mahsuslarının kuruluşunda yer alıyor, aktif görevlerde bulunuyor ve 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı devleti mağlup olunca yönetimde olan İttihat Terakki'nin A takımı, birinci kadrosu bir Alman denizaltısıyla Kırım'a, Kırım üzerinden Almanya'ya kaçıyor. O denizaltıda Doktor Nazım da var. 1915-1916 İstanbul'da bulunduğu dönemde bir önce önceki Fenerbahçe başkanının tavsiyesiyle Fenerbahçe başkanlığını yürütüyor Ondan sonra tekrar aktif siyasetle yoğunlaşıyor daha sonraki süreçte sürgün hayatı var 1922'ye kadar Almanya'da Rusya'da ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde hayatını devam ettiriyor Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da Türkiye'ye dönüyor bir şartla siyasete karışmamak şartıyla Çünkü İttihat Terakki'deki bölünmede önemli figürlerden biri olarak da bir tarafta da Doktor Nazım Bey var ve bu dönemde gerçekten de Türkiye'ye döndükten sonra siyasetin uzağında kalıyor. E, fakat çevresi, arkadaşları hep eski iddiaçılardan oluşuyor ve eski arkadaşlarıyla görüşmeye de devam ediyor. Doktor Nazım'ın hayatını değiştiren süreç ise İzmir suikastı ile başlıyor. Atatürk'e düzenlenmek için planlanan fakat son anda ortaya çıkarılan bu suikast girişimi de adı geçiyor. Dosyaya ekleniyor. Doktor Nazım ve suçlamalar daha çok e, suikastin planlanması boyutunda değil, iddiatçı geçmişiyle bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Rusya'da e, Enver Paşa ile olan e, yakınlaşması, onun Bolşevikler tarafından tutuklandıktan sonra serbest bırakılması için e, yaptığı girişimler, e, Sakarya e, savaşından hemen önce Enver Paşa'nın yanına gitmesi, onunla beraber Anadolu'ya geçme gibi düşüncelerinin olması, Enver Paşa'nın ona yazdığı mektuplar ve e, Cavit Bey ile mektuplaşmaları onunla buluşmaları, eski iddiaçılarla olan bağlantılarını koparmamaları gibi sorular soruluyor. Direkt suikastla ilgili bir soruyla muhatap olmuyor. Fakat iddiaçı geçmişi ve bu bağlantılarını devam ettirmesi mahkeme tarafından idamla sonuçlandırılıyor. Bu onun üçüncü idam kararı. Daha önce de siyasi kariyerinde iki defa idama mahkum olmuş fakat konjektür değiştikçe, şartlar değiştikçe buradan kurtulmuştu. Fakat 1926'da idam kararı yerine getiriliyor. Ve Doktor Nazım Bey çok genç bir yaşta hayatına veda ediyor. Kılıç Ali, yani Ali Kılıç Gündüz Kılıç'ın Galatasaray efsanesi, Gündüz Kılıç'ın babası olan Ali Kılıç, idam kararını veren hakimlerden biri. Onunla yaptığı söyleşide de daha sonra yapılan bir söyleşide de Ali Kılıç bu kararda herkesin kenara çekildiğini, sorumluluğu kendisine bıraktığını, kendisinin ama bu sorumluluğu üzerine aldığını belirtiyor. Doktor Nazım Türk sporunda idam edilen bir kulüp başkanı olarak tarihe geçiyor. İddiaçı geçmişi ondan kurtulamaması, Doktor Nazım Bey'in böyle trajik bir şekilde hayatını sonlanmasıyla neticeleniyor.